çok değerli konuğumuz Kemal Albayrak'la birlikteyiz. Sayın Albayrak, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Halil Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür evet, ederim. Teşekkür ediyorum. Ben de değerli zamanınızdan ayırdığınız için. Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'de bir özellikle 31 Mart seçimlerinden sonra bir normalleşme, liderlerin birbiriyle görüşmesi, daveti, Cumhurbaşkanı Erdoğan da 9 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi ziyaret edecek. Bir normalleşme rüzgarı esmişti ama sanki tekrar söylemler sertleşti. Bu normalleşme sözde kaldı gibi bir algı var. Siz tecrübeli bir siyasetçisiniz. Kamuoyunu da yakından takip ediyorsunuz. Normalleşme rafa mı kalkıyor? Nedir bu durum? Muhalefet nasıl hareket etmeli? Halil Bey, hangi alanda olursa olsun normalleşme dahil bir şeyin, bir fikrin, bir düşüncenin altında samimiyet yatıyorsa ona normal denilebilir. Ama samimiyet yatmayıp da entrika oyunları var ise bunun adına anormalleşme diye bir tabir kullanırım. Anormalleşme olur. Çünkü bu iktidar bir defa süresince Türkiye'de ne normalleşme bıraktı ne müzakere bıraktı. Kendinden başka her şeyi devlet imkanlarıyla kademe kademe ele geçirdiği için bir tuzak kurma, sadece kendim yaşayayım zihniyetiyle bugünlere geldi. Tabii böyle bir 31 Mart seçimlerinde işin doğrusu böyle bir hüsrana uğrayacağı tahmin etmiyordu. Az buçuk oylarda düşüşünü tahmin ediyordu ama böyle bir şok tesiri yarattı. Şimdi her zaman diyorum, Victor Hugo'nun idama giden mahkum diye bir tabiri vardır eseri. İdama giden insana hal hatır sorulmaz. Şimdi bu da bir çırpınış içerisinde. Ne yapacağını bilmiyor. Çünkü kontrolü kaybetti. Gerçekten hukuk düzeni, modern siyaset anlayışı, işte kurallar, kurumlar diye bir tabir kalmadı. Liyakatsız suç işleyen insanlar varsa Türkiye Cumhuriyeti'nde görülmemez derecede makam tercih ettiler. Onlar kendileri makam belirlediler. Özellikle çok önemli kurumlar olan yargı, her kurum önemlidir ama yargı mensuplarının Türkiye'de kamuoyunda suçları kapatma durumları, efendim gerek iş basında gerek dış basında bunlarla ilgili ortaya konulan meselelere baktığımız zaman böyle bir normalleşmeye gireceğini ben tahmin etmiyorum. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşmeler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer siyasi partileri ziyaret etmeleri. Keşke bu her zaman diyorum ya bunlar Türkiye siyasetinde olsa. Şimdi muhalefet her zaman iktidarda iktidar açısından bir nimettir. Yani sana eksiklerde uyarı yapar, yön verir. Bu tabirle Sokrates'in bir sözü, her atın bir at sineği olması lazım der, uyarıcı olması lazım der. Rahmetli Ali Fuat Başgil, tenkitleri muhalefet yapar. Çünkü insanları yanlışlıklardan doğuran ifadelerden veya yaptırımlardan kaçıran konu güçlü bir muhalefetin olmasıdır. Maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi kurdukları bir düzenle, hatta geçmişte çok ağır ithamlarla mücadele ettiği siyasi anlayışlarla bir araya gelince normalleşme kavramını sadece yüzeysel söylüyor. Ben böyle bir ümidim yok. Hangi normalleşme olacak? Hatta bir söylemi bakıyorsun, ertesi gün anormalleşme derecesinde bir takım uygulamalar oluyor. İşte kayyumlar, efendim onu bunu dışlamalar, hukuksuzluklar, adaletsizlikler. Yani hangi alanda, dünyada ne kadar suçlu insanlar varsa ülke bir desteğe pazar oldu. Kırmızı bültenle arananlar, baronlar, işte esrar eroinle ilgili olanlar. Yani böyle bir ülke haline geldi. Hele hele sınırsız derecede göç olayları, yani gizli kabul anlaşmaları, efendim dış dünyadaki bir takım Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türk milletini sıkıntıya sokacak gizli anlaşmalar, toplumdan kaçırarak, müzakereler dışında, zaten meclisi de tamamen saf dışı bıraktığı için her şeyi gizlilik içerisinde, sadece şahsi içerisinde yapmaya çalışan bir kafa. Yani bu geri kalmış bir kafadır, geleneğe yönelik bir kafadır. Bunların bu yapılarından dolayı. Yani çağdaş işler yapılmaz. Yani bu işlerden normalleşme tabiri olmaz. Çok suç işledikleri için
millete böyle bir kamuoyunda kendini bir şirin gözükme hadisesine doğru gidiyor ki bunun adına baştan da söylediğim gibi hatta bir yazı da yazdım. Anormal normalleşmeyi getirmez diye. Bundan dolayı bunların böyle bir şeyi sadece yüzeyseldir. Yani günü kurtarma hali. Ya Türkiye'yi batırmışsınız her alanda. Kurumlar gitmiş, hele hele 15 Temmuz'dan sonra aydınlanma olmadığı için kurumlar tamamen ideolojik mantıkla bir yürütülür hale gelmiş. Suçlar makam tayin etmiş. Liyakatli insanlar, ahlaklı insanlar saf dışı edilmiş. Tabii gün geçtikçe de bunlar daha çok çıkıyor. Bundan dolayı onların attığı adımda bir hile vardır. Bunlar gerçekten samimi olarak ortaya konmuş ifadeler değildir Halil Bey. Evet, peki muhalefet nasıl bir yol izlemeli? Şimdi muhalefetin tabii uyanması lazım. Muhalefet aslında baştan beri Türkiye'de bu sıkıntı var. Muhalefetin eksikliği var. Baştan beri böyle bir eylem içerisinde bulunsaydı meşru insan ahlakıyla her yanlışlığa karşı bir direnç gösterseydi bugün bu felaketler Türk milletinin başına gelmez. 17-25 Aralık'ta ya yolsuzluklar had safhaya gelmiş gitti. Darbe diye milleti yutturdular. Sonradan Cumhuriyet Halk Partisi avukatıyla tapelerin doğruluğunu ispatladı. Ama netice yok. Cumhurbaşkanlığının seçilme hadisesinde hukuki olarak bir takım engellerin olduğu söylendi. Hukukçular, bilim adamları. Orada ses çıkarılmadı. Yani her suça karşı meşru eylem yapılmayınca suçlar birikti. Yasal olmayan şeyler birikti. Bugünlere gelindi. Yani büyük bir muhalefetin, evet iktidarın büyük hataları var ama muhalefetin de çok büyük hataları var. Meşru eylemi yapamadılar. Çünkü bireyin hak ve hürriyetini koruyamadılar. Basın tekelleştirildi. Ses çıkarılmadı. Basın çok önemliydi. Adına bir şeyler dediler. Hepsini tekelleştirdi. Sermaye tekelleştirdi. Mala çökmeler, hukuk dışılıklar. Bunlar kademe kademe geldi. Yani bunu söylerken şey aklıma geliyor. Orhan Veli'nin beni bu Valer mahvetti. Şehri vardı onun. O aklıma geliyor. Ya ortada bir hukuksuzluk varsa muhalefetin görevi buna topyekun direnmedir. Bak meclisin fonksiyonu gitti. Türkiye Büyük Millet Meclisi tamamen saf dışı bırakıldı. Yeni ortaya bir rejim koydular. Direnç gösteremediler. Ne oldu? O zaman tek adama bağladılar. Netice itibariyle de muhalefet bugünlere geldi. Ha bundan sonra ne yapabilir? Evet bir iki eylem gördük. İşte emekler eylemi, çay konuyla ilgili eylemler, vatandaşın hak ve hürriyetini biraz daha muhalefet, mahallecilikten kurtulması lazım. Mahallecilik kavramından kendilerini atamıyorlar. Haksızlık kime yapılırsa yapılsın, A şahsı, B şahsı filanca, Türkiye Cumhuriyeti devleti içerisindeki tüm vatandaşların hakkını koruyan, hak ve hukukunu koruyan bir anlayışta bunlara sahip çıkmak lazım. Bir hayvanın bile hakkını korumak hepimizin görevi olmalıdır. Muhalefet bunları yapamadılar. Meşru eylem, meşru isyan ahlakını yapamadılar. Sessiz kaldılar. Ele, seçimde ele geçirirsek biz bunları yapar gibi bir anlayış. İşte bunda bir direnç kapısını yıktılar. Çünkü sivil toplum örgütleri kalmadı. Bunda da ses çıkarmadılar. İşte sendikalar yok, hukuk yok, kurumlar yok. Ne oldu netice olarak? Hepsini bir abluka içerisine alan iktidar bu sefer bunlarla devlet gücüyle muhalefeti veya diğerlerini tehdit etti ve tuzak kurdular. Bu oyuna muhalefet geldi. Bundan sonra temennim şöyle iki ay oldu. Bir başarı sağladı muhalefet ne olursa olsun. Yani gidişatına bakmak lazım. Türkiye'de bunlara karşı eylem yapmadığı müddetçe hiçbir netice alamazsın. Muhalefetin de suçu büyüktür Halil Bey. Diğer önemli bir konu da biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi kanun hükmündeki kararnamelerin 703 nolu olanında bazı kısıtlamalarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasaya, yasalara aykırı atamalar yaptığı ile ilgili bir karar verdi. Tabi burada rektörler, Merkez Bankası'nın görevden alınması, YÖK üyelerini bağlayan hususlar da var. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsun? Anayasa Mahkemesi'nin daha önceki kararları da pek dikkate alınmamış, alt mahkemelerce de uygulanmamıştı. Büyük bir geçerliliği var mı bunların? Şimdi Halil Bey, elbette ki yasalar geçerliliği olmaz olur mu? Bunda da çok büyük hatalar yaptılar. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti bir devlet sistemi var. Devlet hukuki bir terimdir. Devletin içerisinde yasalar olur, kanunlar olur. Efendim Türkiye Büyük Millet Meclisi, basın,
organlar, kurumlar olur, hepsi. Bunlar bir bir yok edildi. Yok edildi. Nasıl bir yok etme? Kademe kademe, liyakatlı insanları saf dışı ederek, önceden iyi görünerek böyle, işte demokratikleşme dedi, Avrupa İnsan Hakları dedi, efendim Avrupa Birliği dedi ve millete bir cazip hale geldi. Ama kademe kademe bunları yok ettikçe geldiği noktada artık devlet işlemez hale geldi. Devlet rayından çıktı. Kurumlar rayından çıktı. İstihbarat, Türk Silahlı Kuvvetleri, efendim emniyet. Ya öyle bir iş çekişmeler var ki devleti devletlikten yok ettiler. Raydan çıktı. Böyle olunca da tabii her zaman bizde şöyle bir anlayış vardır. Devletin içerisinde namuslu insanlar vardır. Bu endişeyi duyanlar vardır. Bunları görüyorlar. Adaleti bilenler vardır. Savunanlar vardır. Geçenlerde mesela Sami Selçuk, Onursal Başkan, ya Türkiye'deki bu hukuki uygulamaların %99'u hatalı. Yok böyle bir şey olmaz. Evet. Gerçekten de böyle. İnsanlar bir kıyıma uğradı. Kanun hükmünde kararname diye bir şey çıkarttılar. Soruşturma bile olmadan, davada başlamadan sonucunu ilan ettiler. Bu da dünya kamuoyunda rezil oldu, iş basında. İnsanlar öldü, intihar olayları oldu. Efendim işinden ekmeğinden edildiler. Liyakatlı, becerikli insanlar yok edildi. Rahmetli Ozan Arif'in bir şeyi var. Bunlar sayesinde kimisi sürgüne gitti, kimisi toprağa gitti, kimisi de zindanda. Hukuk var mı? Yok. Ondan dolayı da Anayasa Mahkemesi böyle bir karar verdi. Tabii bunu uygulamak zorundalar. Bu da şunu gösteriyor. Bir takım seçimler oldu. Gerçekten iktidarın çatışmaları, iktidar ortaklarının işte seçimlerde kadro rantına girmeleri, kendi adamım, benim adamımdan olması, liyakatı devre dışı bıraktılar. Bundan dolayı da her zaman böyledir. Türkiye Cumhuriyeti'nde uyanan ve bu işleri de rayına sokmaya çalışan bir etkin bir grup vardır. Ben de bundan ümit ediyorum. Bunları uygulamak zorundadılar. Pek çok kanun hükmünde kararname mensuplarının yerine kendi partilerinden doldurdular liyakatlı insanları. Geldi hukukun geldiği noktaya bak. Ya bir siyasi araç haline geldi. Yani her türlü devlet yönetimi. Bir cinayet var, cinayet gizleniyor. Efendim bir yolsuzluk var, yolsuzluk gizleniyor. Peker'in söyledikleri kim olursa olsun, Ali Yeşildağ'ın, Muhammed Yakut'un ve dış basında ortaya konulan işte Cefer'in falan söyledikleri gerçekten ürpertici. Diyoruz ki biz devlete güveniyoruz. Nerede bu devlet? Var mı böyle bir devlet? Siyasetin ele geçirdiği bir devlet sistemi olabilir mi? Bundan dolayı da kademe kademe bu yasalar olduğu gibi uygulamak zorundadır. Anayasa Mahkemesi bu kararı İsabetli bir karar diyorum. Kanun hükmünde kararname bireysel hak ve özgürlükleri tamamen yok eden, insanları aşımdan, kurumlarından eden bir sistemdi. Bu sistemin hukuku da yok. Zaten bunu kendileri açıklamıştı. Gerek meclis başkanı, hani kanunlaşmayacağız diyen var ya, kanunlaşmayacağız diyen, bir de Adalet Bakanı vardı o da. Evet bunların suçu yok ama biz bir idari tasarruf diyerek rejimin kuklası haline geldiler. Bundan dolayı da bunlar kademe kademe ülkenin bu yönde bir kurtuluşuna vesile olur ümidindeyim. Yanlıştır. Yanlıştan dönmek her zaman iyidir. Millet için. Yasalar millet için çıkar. Şahıslar için çıkmaz. Yasalar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasal düzenini sağlamak amacıyla kurallı haline çıkar. Zaten devlet ya ilimle yönetilir ya zulümle. İlimle, ahlakla yönetim yasaların düzgün işleyişinden belli olur. Yoksa zulüm ve yönetimler yasa tanımazlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin halini görüyoruz. Hiçbir şeyde kurum diye bir şey kalmadı. Her alanda, sağlıkta, milli eğitimde bir keyfi uygulama. Keyfi uygulamalardan netice alamayız. Bundan dolayı ümidim bu tip şeyler gerek idari mahkemelerde, gerek anayasal mahkemelerde herhalde vicdanen rahatsız olanlar bir gerçek hukukun uygulanması için gayret gösteriyorlar. Bunu da ileriki günlerde göreceğiz. Dönüş olması lazım bunlardan. Çok zayiat verdiler, çok kirlendiler. Efendim Türkiye Cumhuriyeti bir yağmalama düzeni oldu. Cumhuriyet değerleri yok edildi. Sadakat ve itaat yasaların önüne geçti. Üste şirin gözlemek evet. için her türlü karanlık şeylere bile imza atan bir bürokrasi tesis ettiler. Bunlar iyi bir şey değil Türkiye'de.
itibar kalmadı. Gerek işte gerek dışarıda. Ya vizelerde bile sıkıntı olmaya başladı. Gelişi güzel önüne geleni yeşil pasaport. Ne oluyor şimdi? Gelmiyor. Afrika ülkeleri bile bir sınırlama getirdi. Yazık. Utanç. Utanma, ağırlanma duyguları olsa bunları biz gözden geçirmeler lazım. Evet. Tabii bütün bu eleştirdikleriniz ve Türkiye ile ilgili çizdiğiniz fotoğrafın yanında derinleşmiş bir de ekonomik kriz var. Yani vatandaşın hissettiği %120 enflasyondan söz ediliyor. Bağımsız araştırma kuruluşlarının yaptığı sonuçlar neticesinde ki sokağın durumu da ortada. Emekliler, işte 17 bin lirayla hayatını sürdürmeye çalışan milyonlarca çalışan işçi. Bir zam konuşuluyor. Zam da herhalde olmayacak gibi duruyor. Temmuz'da bir zam beklentisi var. Memurlara biraz enflasyondan kaynaklı haklarını teslim edecekler. Hem ekonomik anlamda derinleşmiş krizler hem devletteki bu bahsettiğiniz olumsuzluklarla birlikte üst üste koyduğumuzda muhalefette de bugün ilk defa biraz cılız bir ses çıktı ana muhalefetten. Bir erken seçim gelebilir aman ha falan gibisine böyle hükümet sanki uyarı niteliğinde yaptı. Sizce bir erken seçim olur mu? Türkiye erken seçime gitmeli mi? Halil Bey, kesinlikle bu işin çözümü erken seçim. İşte asıl normalleşme öyle olur. Bakın 31 Mart'taki yerel yönetim seçimleri bile bunları bir hizaya sokmaya çalıştılar ki onun için baskı ve boğucu bir egemenlikle milleti korku haline getirerek bu devamını, bu idarelerini sürdürmeye çalışıyorlar. Ama dikkat ediyorum, işte anayasayı biraz örnek verdik. Bazı birimlerde, bazı kurumlarda devleti, milleti düşünen insanlar da bir uyanışa bu vesile oldu. İç basın ve dış basında da bunu görmek mümkün. Bu bir. İkincisi, içeride şöyle bir kibar şeyi yapıyordu bugünkü iktidar. Diyordu ki bak benim arkamda halk var diyordu. Şimdi bu da gitti. Çünkü dış basında gördük bütün Avrupa falan. Artık Tayyip Erdoğan'ın bundan sonra düzeleceğini, bundan sonra yönetime hakim olacağını söylemiyorlar. Ben de diyorum bunu. Artık o iş bitti. Çünkü dışarıdaki referans takılma. Şimdi biraz önce dediniz ki ekonomi. Ekonomi sadece belli bir şeye bağlı değildir. Dış ilişkilere bağlıdır. Sosyal barışa bağlıdır. Akıl, bilim, hukuk buna bağlıdır. Düzen, liyakate bağlıdır. Tek yönlü değildir. Yani için içinde her şey var. Bunlarda akıl, bilim, hukuk, demokrasi diye bir kavram olmadı ki. Böyle bir ekonomi olur mu? Hemen sıkıştı mı? Geleneksel anlayışa yöneliyor. Nasıl diyor efendim? Kendi müşterilerini ikna etmek için. Ya Türkiye'de o kadar ekonomi uzmanları var ki. Evet, Mehmet Şimşek de kabiliyet olabilir. Aradı buldu. Dünyanın da hakaretini etmişti getirdi. Niye? Dış faiz lobilerinin işine geliyor bu işler. Türkiye'de yerli olan, milli olan, bu işleri bilen pek çok, yani yüzlerce insan vardır. Onlarla bir danışma, onlarla bir müzakere kavramı var mı? Yok. Sadece işine yarayanlar. Çünkü yağmalama düzenli. Denetim yok, denge yok. Bunları yaptıkları için de bakıyorlar şu anda her şey iflasta. Her şey iflas ettiği için de bir tedirginlik var. İşte muhalefet bunun üzerine bir seçim. Gerekirse iddia ediyorum Türkiye'nin kurtuluşu olur. Millete dönmeleri lazım. Millet dahil, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, hepsi bağımlı hale geldi. Bunları millete dönerek Türkiye'de bir normalleşmenin sağlanması lazım. Zaten bu gidişatta onu gösteriyor Halil Bey. Muhalefetin uyanması lazım. Türkiye'de siyaset kavramı bitirildi. Niye bitirildi? Yan kuruluşlar yok. Ya geçmişte siyasi parti mensupları oluyordu. Ağrı'dan bir hata yapılsa Ağrı'dan hukukçular, iş adamları, efendim bir başka yerden diyordu ki bu haksızlıktır diyordu. Hakkari'den başlıyordu. İşte Diyarbakır'dan, Van'dan, Kırıkkale'den, Yozgat'tan bu haksızlıklara direnç gösteren bir kaynak vardı. Sivil toplum örgütleri. Var mı böyle bir şey? Sivil toplum örgütlerine bakın. Geçen bir milletvekili arkadaş gündeme getirdi. Ya sivil toplum örgütleri yasaya bağlı falan değil. Gerçek görevini yapma değil. 35 yıl, 40 yıl siyaset. Onun adı da köhneleşmiş var. Servet devletten geldi. Çalma sırası bizde. Eğitim sendikaları böyle. Taraylar yapmakla vakit geçiyor. Bunların önlenmesi lazım. Muhalefete büyük görev düşüyor. Cesaretle bunların üzerine gidecek. Meydanlara gidecek. Rahmetli Aşık Veysel hep öyle derdi.
eylemin önünde, hareketin önünde hiçbir güç duramaz. Bunu yapmaları lazım. Hiç. Yani yeter ki bu bir kavga değildi. Ben şu insan hakkına bakıyorum. Ben kendi bireysel özgürlüklerimi korumak, ötekinin hakkını korumak için yollara düşünmesi lazım. Başka çare yok. Bu iktidar da emin ol bundan tedirgin oluyor. Bunlarda güç kuvvet yok. Korktukça millete baskı yapıyorlar. Boğucu bir egemenlik. Boğucu egemenlik her zaman teröre destek verir. Aslında bu iktidar teröre kendileri destek veriyor. Önce onu sorgulamalar lazım. Evet, şimdi siz bir ihsan ahlakından bahsediyorsunuz ama bu hükümete darbe olarak anlaşılmaz mı? Ya da öyle hayır. Algılama, öyle bir propaganda yapmazlar mı? Darbe yapılıyor gibisinden. Hayır, hayır. Bakın, şunu söyleyeyim. Filistin'e karşı gençler toplandı. Bir Solgar diye Azerbaycan'a akaryakıt gösteren bir insana toplandı. Bunun altında da bazı şeyler var. Ortaklıklar var. Ne oldu? O gencecik çocuklar içeri alındı. Bir Filistin davasında. Bugün Amerika'da, Avrupa'da kimliği ne olursa olsun bu haksızlığa, bu bir soykırıma karşı gelenler var. Uygulara karşı gelenler var. Biz de. Bu bir haktır, hak aramadır. Dünyada kim olursa olsun, hangi insan zulüm görürse olsun buna karşı bir isyan ahlakı, direnç hiçbir zaman olumsuz bir şey değildir. Meşru haktır bu. Toplantılar yapılır, illerde eyleme geçilir. Haksızlık var ortada. Bu haksızlıkları ortaya koymak lazım. Hazine borçlanmaları, haramzadeleri koruma anlayışı, işte denetim hadisesi yok. Bakın Halil Bey, şu anda ben yurt dışındayım, enteresandır. Bir belge gördüm. Bu açık. Belge vergiyle ilgili vatandaşa bir yazı gönderiyor. Senden şu kadar vergi aldık. Bak bu verginin harcadığı alanları size göstereyim. Eğitime, işte şurada şu yola, bilmem şu bu, yatırımlara. Hayrettin. Diyor ki buna rağmen, eğer buna itirazınız varsa buna itiraz edebilirsiniz diyor. Türkiye'de 5 kuruşun ve dediğin verginin hesabını soramıyorsun. Nerede bu kurumlardaki bu anlayış? Hangi ihalenin hesabını sorabiliyorsun? Eksiyle fazlasıyla. Ya Çin'de 1 kilometre yolun maliyeti 1 milyon dolar. Türkiye'de kaçta? 19 milyon dolar. Kim sorabiliyor? Yani bu net rakam olmasa bile kendi verilerinden çıkıyor. Var mı böyle bir şey? Onun için isyan ahlakı devlet değildir. Millete karşı değildir. Bireysel hak ve özgürlüklerin milletin menfaatine olan bir eylem hareketidir. Bunu yapmak lazım. Bunu yapacağız. Yapmalı lazım. Muhalefetin görevi de bu. İnecek sokaklara inecek. Efendim ya millet ekmek arıyor çöplükten. 10 bin lira aylıkla emeklilerin geçinme şansı var mı? Yok. Çok maaşlar. Fazla. Dolgun maaşlar. Kendi yandaşları. İşte ULF gibi. Ya bazı yerlerde var. Bırak milletvekillerinin maaşlarını. İnan aklına hayale gelmiyor. Ne maaşlar oluyor? Ballı maaşlar. Dörder maaş, beşer maaş. Ya bu hukuk devletinde olmaz. Böyle bir şey olabilir mi? Devletin de buna da devleti rayından çıkarttılar. Böyle bir devlet yönetimiyle insanlar rahat olamaz. Eğer sen bunları uygulamazsan, iş barışı sağlayamazsan, ülkeyi dışa karşı koruyamazsın. Onun için böyle bir eylemlerin olması lazım. İsyan ahlakı dediğim kavram bu. Yani bu işten Türkiye'yi kurtarmak zorundayız. Kendi memleketimiz. Biz yasal olan her şeye dahil olmasını istiyoruz. Devlet yönetimi ya ilimle ya zulümle olur. Biz ilimle yönetilsin. Akılla, bilimle, demokrasi, hukuk gelsin, ahlak gelsin diyoruz. Herkesin hakkı korunsun. Evet, çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum.